Arkadaşlar merhaba, Erdem Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün metinlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kelime yüklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir yandan da yine gramer videolarımız var, onları da izlersiniz. Geçelim. A funny thing happened on. Komik bir şey oldu diyor. Hani okul yolunda. Geçen cuma günü hava çok rüzgarlıydı diyor. Very windy. Yani rüzgarlı bir günü anlatacak. İşte caddede yürüyordum arkadaşım John'la. İşte rüzgara karşı diyor yürürken zorlandık, yani zor bir zaman geçirdik şeklinde. Have a difficult time walking. Yine diyor işte rüzgar bize karşı diyor hani itiyordu, bize karşı geliyordu. Onun diyor işte bize karşı olan şeyini, böyle baskısını hissettik diyor. Baskısının gücünü hissettik. Buradaki it arkadaşlar nedir? Rüzgar, yani rüzgarın gücünü hissettik. Hangi rüzgar? Buradaki pressing de nedir? Bir relative clause'dur, yani sıfat cümlecidir. Bize karşı iten, yani bizi baskılayan rüzgarın gücünü hissettik. Hatta diyor nefes alırken zorlandık. Yavaş bir şekilde yürüyorduk. İşte yaprakları izledik. Onlar dans ederken, işte yuvarla şey dönerken, böyle twirl dönmek. Rüzgarda dönerlerken yaprakları izledik. Buradaki as arkadaşlar neydi? Hani eş zamanlı cümleleri bağlıyordu değil mi, yüklemleri? Buradaki anlamı hani eş zamanlı zaman bağlacı. Bir diğer anlamı da neydi? Neden sonuç anlamını veriyordu. Buradaki neden sonuç değil, eş zamanlı cümleler. Yani aynı anda yapılan işleri anlatırken. Yine diyor plastic bag, yani plastik poşeti izledik bize doğru uçarken. Bir küçük çocuk gördük, işte beyzbol şapkası kafasından uçtu. Buradaki whose yine sıfat cümleci arkadaşlar. Bunları relative clause başlığı altında inceleyebilirsiniz. Whose burada aitlik bildiren bir bağlaştır. Yani çocuğun yani bu çocuğun şeyinden bahsediyor. Beyzbol şapkası uçan çocuk şeklinde. Yine işte şapkası kaldırımda uçtu. Onu yakalamak zorunda kaldık. Sonunda onu yakaladı ve onu işte sıkıca tuttu diyor. Ele geçirdikten sonra işte ağaçlar diyor hani telaşlı bir şekilde sallanıyorlardı. Sway burada. Sallanmak. Şöyle bir saniye. Onların dalları yine işte diyor sallanıyordu, dalgalanıyordu yani sert rüzgarda. John ve ben diyor vurulduk. Nasıl vurulduk? By a flying bits of paper and leaves. Yani kağıtlardan, yani uçan kağıt ve yapraklardan vurulduk diyor da hani onlar yani bize çarptı demek istiyor arkadaşlar. Buradaki işte were hit, yani bunlar tarafından vurulduk dediği, bunlar bize çarptı demek istiyor. Bir pasif yapı var burada. Güldük diyor işte çöp kutusunun kapağı yuvarlanınca John'un bacağına çarpınca diyor. Güldük diyor. İşte diğer çöp kutusunun diyor işte yol boyunca yuvarlandığını gördük. As if sanki canlıymış gibi. Burada arkadaşlar hani gerund infinitive konusunda bahsetmiştik bunlardan.
Hani görmek, duymak gibi beş duyu organımızla algıladığımız fiillerde hani saw, hear gibi burada fiil birinci halinde alabilir. Hani roll şeklinde. Rolling şeklinde de ing ile alabilir. ing'yi alıyorsa biz olayın bir anını görmüş oluyorduk. Roll verb'ün birinci hali olursa da yani şu ing olmazsa da bu sefer de olayın tümünü görmüş oluyorduk ve şöyle çeviriyorduk. İşte diğer çöp kutusunun yuvarlandığını gördük diyorsak olayın tümünü. Yuvarlanırken gördük diyorsak olayın belli bir anını görmüş oluyorduk. Her şey rüzgardan dolayı hareket ediyordu. İşte sonra en komik şey oldu diyor. Ben dikkat etmemiştim. Pay attention arkadaşlar. Dikkat etmek. Hiç dikkat etmemiştim. Bir diyor işte poşet diyor. Hani paperback dediği kağıttan poşet. Geldi diyor işte uçarak bize doğru diyor. Caddede bize doğru uçarak geldi. Hani bana çarptı. Yüzüme çarptı. Tüm yüzümü kapladı diyor. Covered whole my face. Başta diyor işte ne olduğunu bilmiyordum. Kördüm. I was blinded. Yine burada da pasif bir yapı var arkadaşlar. Hani burada blinded pasif. Hani kör olundum şeklinde değil de burada bir sıfat var. Hani dış etkenlerden geliyorsa onu sıfatlaştırdığımızda arkadaşlar ne diyorduk buna? I was blinded yani kör olmuştum şeklinde çeviriyorduk. Bunu tabi pasif şeklinde gösteriyoruz. Fakat neydi bu? Sıfattı. I couldn't see. Nereye gittiğimi göremedim. Durdum ve ellerimi tuttum. Ellerimle tuttum işte. Durduğumda diyor poşet yüzümden düşmüştü. John'a baktım. O çok gülüyordu. İşte bana öyle çok gülüyordu ki so that kalıbı yine burada. Yani o kadar çok hani çok hararetli gülüyormuş ki yaşlar gözlerinden şey yanaklarından akmış arkadaşlar yuvarlanmış yani rolling down dedi burada o. Dedi ki işte çok komik göründüğümü söyledi. İşte kahverengi kağıt poşetle yüzüme yapışan. Stuck burada ne arkadaşlar? Relative clause yani aslında which is stuck şeklinde. Oradan which is'i kaldırdık. Stuck. Direktmen onu koyduk. Burası relative clause'u anlattım. Bakarsınız sonra gelir burayı dinlersiniz. Yine gülmeye de başladım. Güldüm. Ona işte diyor güldüm diyor. Okul yolu boyunca diyor. Yine John dedi ki keşke bir kameram olsaydı dedi. Hani he wish dediği burada. Hani wish istemek. Ama burada arkadaşlar hani keşke manasına geliyor. İşte keşke bir kameram olsaydı dedi. Yine he would have taken a picture of me with a bag on my face. Hani yüzümde bir poşetle resmimi çekeceğini söyledi diyor. Buradaki hani would have taken arkadaşlar hani type 3 yani if clause var burada aslında. Hani İşte kamerası olsa resmimi çekerdi şeklinde. Böyle geçmiş zaman ama gerçek dışıdır. O yüzden hani would have taken kullanılmış burada. Wish dediğimizde hani burada yani varsayıma dayalı. Keşke kameram olsaydı işte şunu şunu yapardım. Yani gerçek dışı ve geçmiş zamanda olduğu için de would have taken. Hani would take neden demedi? İşte o present'da olurdu. Geçmişte olduğu için would have taken dedi arkadaşlar. Burayı geçtik. 8.'ye geçelim arkadaşlar.